Levha sınırlarından bahsetmiştik. Yeni yer kabuğu maddesi oluşuyor ve levhalar birbirinden ayrılıyordu. Buna ayrılan sınırlar diyoruz ve verdiğimiz örnek Atlas Okyanusunun ortasında oluşan çıkıntıydı. Burada yeni yer kabuğu maddeleri oluşuyordu. Denklemin diğer tarafında birbirine çarpan levhalar var. Bunu da Güney Amerika levhasına çarpan Nazca levhasında görüyoruz. Yine burada Pasifik levhasının Filipinler levhasına doğru geldiği yerde görüyoruz. Orada neler oluyor öyle? <laughs> Farklı senaryoları ele alacağız. Genelde düşünülen şey şu. Bir levha öbürünün altında kalacak, levhalar birbirine çarpacak ve bir tanesi diğerinin altına girecek. İşte burada böyle bir olay gösteriliyor. Yani bir okyanus levhası öteki okyanus levhasının altına giriyor. Pasifik levhasının Filipinler levhasına çarptığı durumdan çok da farklı değil. İşte şurada görebilirsiniz. Resmin bu kısmında ise bir okyanus levhası ve kıta levhasının altına giren bir okyanus kabuğu görüyoruz. İşte tam şurada. Nazca levhası Güney Amerika levhasının altına girdiğinde de boğuluyor. Bunlar olunca birkaç şey gerçekleşiyor. Okyanus levhası aşağı ittiriliyor ve aynı zamanda kıta levhası yukarı ittiriliyor. Böylece Ant dağları gibi sıra dağlar oluşuyor. Şu kıyı şeridinde Güney Amerika levhasının altına giren Nazca levhasından kaynaklanan yukarı ittirme gücü var. Bu koca levhalar birbirini aşındırarak geçiyor. Tabii ki çok pürüzsüz bir iş olmuyor. Ara sıra yüksek enerji miktarlarının ortaya çıktığı kırılma noktaları gerçekleşiyor. İşte bu yüzden bu bölgelerde çok deprem olur. Mesela Şili'de çok deprem olduğunu biliyoruz. Tüm bunların ötesinde burada çok fazla ısı ve levhaların birbirini aşındırmasından dolayı sürtünme gerçekleşir. Böylece kayacın o kısmında magma ve volkanlar oluşur. Yani bir şey bir kıta levhasının altında kaldığında bunlar olur. Pasifik'te ne olduğundan da bahsetmiştik. Burada Pasifik levhası Filipinler levhasının altına giriyor. İşte şurada sürekli bahsettiğimiz şey. Bundan sonra bazı ilginç şeyler oluyor. Ne zaman bir levha diğerinin altına girse çukurlar oluşur. Fakat bence en ilginci, en derin çukurların bir okyanus levhasının başka bir okyanus levhasının altına girdiği yerlerde oluşması. Yani birkaç şey oluyor. Derin çukurlar oluşuyor. İşte şurada ilk örnekte de görüyoruz. Bir okyanus levhasının başka bir okyanus levhasının altına girdiği yerde derin çukurlar oluşuyor. Şurada volkan oluşturan sürtünmenin Burada da oluştuğunu görüyoruz. Bu ikisi okyanus levhası olduğundan oluşan volkanlar. Ve ilk başta su altında olacak. Daha doğrusu tamamının okyanus levhası olması gerekmiyor. Levhanın o kısmı okyanus kabuğu da olabilir. Bunlar ilk olarak su altı volkanları olacak ama lavlar biriktikçe ve sertleştikçe ada grubu oluşacak. Pasifik levhasının Filipinler levhasının altına girdiği yerde de bu oldu. Yani daha sonra çukurlar açıldı. Şimdi öncelikle her şeyi bir çizeyim. Şurası kabaca iki levha arasındaki sınır. Şurası Pasifik levhası, şu da Filipinler levhası. Birinin diğerinin altına girdiği yerde dünyanın en büyük çukuru olan Mariana çukuru oluşmuş. 11 kilometre yani 11.000 metre aşağı iniyor. Everest Dağı'nın yüksekliğinden daha derin. Everest Dağı 9.000 metre uzunluğunda. Bunun sebebinin başka bir levha birleşmesi sınırı olduğunu da göreceğiz. Yani bir levha diğerinin altına girdiği için burada Mariana çukuru olmasının yanı sıra tüm bu salınan enerji sebebiyle su altı volkanlarının oluşturduğu Mariana adaları da var. Aslında burada Mariana çukurunda gözlemlenen levhanın diğerinin altına girmesi gösterilmiş. Daha sonra magma ve lavların enerjisiyle Mariana adaları oluşmuş. Özellikle de magma yüzeye çıkmadan önce yukarı doğru püskürüyor ve lavlar bu adaları oluşturuyor. Birleşen sınırların son çeşidi bir kıta kabuğunun iki kısmının birbirine doğru geldiği zaman olur. İşte Hint levhasının Avrupa levhasına çarpması buna bir örnek. Orada neler olacağını sanırım tahmin edebilirsiniz. İki kıta levhası birbirine çarparsa bir tanesi diğerinden daha yoğun veya daha az yoğun değildir. Bu ikisinin kabuk bölümleri birbirlerini sıkıştırmaya devam edecek. Yani bir şeyleri yukarı doğru ittirecekler. Burada Amerika Birleşik Devletler Jeolojik Araştırma Merkezi'nden aldığım bir gösterim var. Şurada Hint levhası, şurada da Avrasya levhası var. Birbirlerini sıkıştırmadan öncesi gösteriliyor. Bu ikisi birbirini sıkıştırırken Hint levhası biraz batıyor. Tamamen diğerinin altında kalmıyor ve toprağın yükselmesine sebep oluyor. Daha sonra Himalayalar gibi şeyler oluşuyor. Şurada neredeyse 9000 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nın resmini görüyorsunuz. Deniz seviyesinden 9000 metre yukarıda yani neredeyse Mariana çukurunun derinliği kadar uzun. Evet, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.